Saygıdeğer izleyiciler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yusuf Durmuş YouTube kanalımıza abone olarak birbirinden farklı belgeselleri izleyebilirsiniz. Kariyer planlamalarını takip edebilirsiniz. Şu anda Doktor Ayşe Deniz Durmuş'u sizlere tanıtacağım. Hem bilim kamplarımızın aktif katılımcısı hem de şu anda uzmanlık eğitimine Almanya'da devam ediyor. Evet, Ayşe Deniz, seni tanıyabilir miyiz? Nasıl başladı? Bilim kamplarıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Gelecekle ilgili, kendi kariyerinizle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Merhaba, ben Ayşe Deniz Durmuş. Şu anda Almanya'da Bayern eyaletinde psikiyatri uzmanlık eğitimi alıyorum. Bir yıldır Almanya'dayım. Lisedeyken ben de bilim kamplarına katılmıştım. Hem birinci aşamasına hem de ikinci aşamasına. Bana çok katkı sağlamıştı. Özellikle farklı branşlarda bu kadar detaylı bir eğitim almak hem insanın vizyonunu geliştirmesini sağlıyor hem de akademik çevreyi, akademik ortamı görmesini, tanımasını sağlıyor. Çünkü lisedeyken ki ortam ve öğretmenlerin bize kattığıyla bilim kamplarında anlatılanlar arasında çok büyük bir fark var. Bu da tabii ki insanın daha fazla gelişmesine olanak sağlıyor. Bilim kamplarının özellikle ikinci kısmında uygulamalı eğitim daha keyifli oluyor. Yani tabii ki yoğun bir eğitim var ama uygulamalı eğitim de işin içine katıldığında insanın keyif almasını da daha çok sağlıyor. Benim için de benim kariyer planlamamda da gördüklerim açısından da bana çok katkısı oldu. Şimdi uzmanlık Almanya'da tabii o zaman Almanya fikri kafamda yoktu. Dördüncü sınıfta oluşmuştu Almanya fikri kafamda. Tabii o zaman akıntıya kürek çekmek gibi oluyor. Kimsenin kafasında öyle düşünceler çok yaygın değildi. O yüzden ben de yapamam acaba, yapamaz mıyım acaba diye düşünmüştüm. Almanca kursuna başlamama rağmen vazgeçmiştim. Ondan sonra ben internken koronanın patlak vermesi ve şartların değişmesiyle tekrar düşünmeme sebep oldu bu. Acaba Almanya'ya mı gitmeliyim diye. Ondan sonra aslında karar verdim. Yani mezun olduktan sonra karar verip Almanca öğrenmeye başladım. Almanca öğrenmem yoğun bir şekilde konsantre olduğum için yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yıldan daha az belki. Sonrasında staj bulup Almanya'ya geldim ve serüvenime başladım. Evet, çok güzel. Aslında Ayşe Deniz İngilizcesi oldukça iyi. Ya hatta İngilizce üniversite dil sınavında da 97 gibi 100'e yakın çok iyi bir puan alarak istediği kariyerini burada da yapabilirdi ama birdenbire karar verip bir yıl içinde Almancayı, tıbbı Almancayı hatta ikinci sınavı da geçerek Almanya'da başvurduğu her yerden uzmanlık kabulü aldı. Yani birçok yer kendisine çalışma teklif ettiği halde kendisi istediği yeri seçerek psikiyatri dalında uzmanlığa başladı. Sevgili gençler, işte gördüğünüz gibi çok çalıştığınızda, hedef koyduğunuzda, doğru bir yol izlediğinizde başarıya ulaşıyorsunuz. Yani ülkemizin gençleri dünyada istediği üniversitede, istediği yerde çalıştıkları sürece başarıya ulaşıyorlar. Tabii ki bilim kamplarımızın da burada katkısı önemli. Çünkü bir vizyon veriyoruz. Vizyon sahibi olmalarını sağlıyoruz. Akademisyenlerle ders yapmalarını sağladığımız için kendilerine güvenleri de artıyor. Ayşe Deniz bunlardan birisi. Aynı zamanda kampımıza da sürekli destek veren bir fiil sorumlularından da birisi. Umarım gelecekte tekrar uzmanlığını tamamlar, kariyerinin basamaklarını ilerler, ülkemize, dünyaya, bilim dünyasına, tıp dünyasına önemli hizmetler yapacağını düşünüyorum. Söylemek istediğin gençlere uyarı ve önerilerinizi alabilir miyim? Çünkü hazır yeni kariyer basamaklarını tırmanmış bir birey olarak. Buyurun. Yani hayal kurmak önemlidir. Kendine hedef belirlemek çok önemlidir. Herkes gibi düşünmek değil de kendi istediğinizi, kendi hedefinizi belirlemek en önemlisi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sana da bu çalışma Teşekkür hayatında. ederim. Ülkemize, dünyaya, bilim dünyasına çok iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki
Hem benim kızım olmuşsun hem de aynı zamanda böyle güzel bir kariyer planlamışsın. Başarılar diliyorum.